Selam Tümer Gündem, Tam Gaz Motosiklet Televizyonu. Sene önce Carlos Galarader Pector, Intercom nedir? Intercom benim motosikletim üzerindeyken artçımla konuşmayı, diğer sürücüyle konuşabilmeyi, gelen çağrılara cevap vermeyi veyahut da çağrı göndermeye yarar. Navigasyon talimatlarını duymama yarar, müzik dinlemeye yarar, yarar. Birçok yararları var dediğim gibi. Ancak çok fazla sayıda, çok fazla çeşit intercom cihazı var. Bunlardan BTNX, Scala Rider, Sena, bilmediğimiz, hatırlayamadığımız birçok kaliteli, iyi, biraz daha orta kaliteli ve vasat markalar da var. Aslında temelde hepsinin yaptığı şey aynı. Peki neden böyle muazzam bir fiyat farkı var aralarında? O da şu yüzden. Birincisi, menzil, dayanıklılık. İki, ses kalitesi. Mikrofon hassasiyeti, hangi tip intercom cihazı almak için ihtiyaçların yine çok iyi biliniyor olması lazım. Sadece artçınızla sohbet edeceğiniz bir intercom cihazı alacaksanız, şu anda söylediğim marka modellerin hiçbirine gerek yok. Çok daha uygun fiyatlı, çok daha hesaplı bir intercom cihazı alabilirsiniz. Birden fazla sürücü olarak yol alıyorsanız ve bir grubunuz varsa, sabit bir grubunuz varsa, o zaman şiddetle Scala Pack Talk. Cardo Scala Rider Pack Talk öneriyorum. Scala Rider Pack Talk'un en önemli özellikleri, normal bütün demin saydığımız Bluetooth intercom cihazlarında bulunan özelliklerin dışında DMC mod, yani Dynamic Mesh Connection diye bir özelliği olması. Bu neyi sağlıyor? Bunu en güzel bir örnekle anlatabiliriz. 8 motosiklet, 8 arkadaş her hafta sonu bir seyahate gidiyorsunuz, her hafta sonu gazlıyorsunuz veyahut da uzun yurt dışı seyahatlere gidiyorsunuz. 8 kişi bağlandı. Bu arada bu bağlantıları pearl'li bilgisayarın üzerinden yapabiliyorsunuz, cep telefonu üzerinden yapabiliyorsunuz, o an birebirken de yapabiliyorsunuz. Bağlandıktan sonra bu 8 kişi bu grubun bir adı oluyor. Örneğin Carpe Diem Riders, örneğin Adventure Tours, her ne dediyseniz, örneğin çok hızlı gazlayanlar. Yola çıktınız, 8 motor. Bur gidiyorsunuz. Bir ortadan bir baştan iki motor başka bir yoldan gitmeye karar verdi ve ana gruptan ayrıldı. Kaldı mı geriye 6? O 6 motordan da bir tanesi yakıtı bitti. O da bir benzin istasyonuna girdi. Kaldı mı 5 motor? Devam ediyor. Sonra bu 2 tane motosiklet vardı ya, bunlardan bir tanesi karar değiştirdi. Tekrar ana yola geri döndü ve benzin almak için bir önceki arkadaşın, en son ayrılan arkadaşın yanına gittiğinde tekrar yaklaştığı an, tekrar menzile girdiği an bağlantı sağlanıyor. Bu arada diğer arkadaşımız dağdan indi ve ana gruba yaklaştığı an tekrar bağlantı sağlanıyor. Ve bu iki arkadaş da tekrar o 6 kişilik önden giden grubun yanına yaklaştığında yeniden bağlantı kuruluyor. Yani Scala Rider Pack Talk'ta bir kez bağlandınız mı ve bir grup kurduğunuzda, isterseniz bir hafta sonra tekrar bir araya gelin, o çok bana göre uzun zaman ve bazen de sinir bozukluğu yaratan eşleştirme modlarıyla uğraşmıyorsunuz. Bu kadar fonksiyonel ve güzel bir özellik. Bu DMC modun bir özelliği de 15 kişiye kadar aynı anda, daha doğrusu 15 kişiye kadar bir grup oluşturulabiliyor. Bunlardan 8 kişisi, yanlış hatırlamıyorsam 7 ya da 8 kişisi aynı anda konuşabiliyor ve birbirini duyabiliyor. Yine çok güzel, önemli bir özellik. 8 kişi olmasına rağmen siz o grup içerisinde seyahat ederken, ben örneğin Ahmet'le özel olarak görüşmek istediğimde cep telefonum eğer ulaşılabilir bir yerdeyse private chat diye bir butonu var. Private chat'e bastığımda Ahmet'le kimse duymadan birebir konuşup tekrar o moddan çıktığımda herkese konuşabiliyorum. Yine bu konuşmalar esnasında kendi playlistim çalıyorsa, müzik dinliyorsam o da arka planda çalmaya devam ediyor. Konuşmalar başladığında kendisini otomatik olarak kısıyor. DMC modun bir özelliği, bugüne kadar kullandığım Bluetooth cihazları içerisinde menzili en iyi olan Bluetooth cihazı. Yani net bir menzil, kilometre veya metre olarak söylemek mümkün değil. Çünkü arazi şartları bunu değiştirebiliyor ama menzili en iyi olan, istikrarı en iyi olan, kopma vesaire yeniden eşleştirme ihtiyacı olmayan bir Bluetooth cihazı. Bu arada kutuyu da ters tutuyormuşuz. Buyurun düzle gösterelim. Scala Rider Pack Talk. Ve çiftli veya tekli olarak satılıyor. Grup olarak gazlıyorsanız ve birbirinizle konuşup da sohbet etmek istiyorsanız
Ve hatta eğitmen iseniz ve bir grup sürüşüne çıkıyorsanız, bağlantı kopmadan konuşmak istiyorsanız çok çok ama çok doğru bir seçim. Ve dediğim gibi private chat özelliğiyle birebir birisiyle özel olarak konuşabiliyorsunuz. Şarj süresi bir tam gün çok rahat yetiyor. Kısa sürede 2-3 saat içerisinde tam şarja tekrar ulaşıyor. Sene önce de biraz önce söylediğimiz, başında programımızın başında söylediğimiz intercom Bluetooth cihazlarının bütün özelliklerini taşıyor. Bunda en fazla 4 yollu bir intercom sağlanabiliyor. Ve biraz önce Scala Rider Pack Talk'taki o bağlantı şeması yok. Bunda bağlantılar koptuğu zaman eşleştirme ile ilgili bütün intercom cihazlarında, Bluetooth intercomlarda olduğu gibi eşleştirme işlerine yeniden başlamak lazım. Ancak bu sene önce intercom özelliği, ses kalitesi oldukça iyi. Bir ilave özelliği daha var, o da kamerasının olması. Evet, buyurun Scala Rider Pack Talk'a yakından bakalım. Burada çevirmeli bir düğmesi var. Burada standart bütün intercom cihazlarında bulunan 3 tane düğmesi var. Bir tane de antenimiz var. Menzili birazcık daha arttırmak için. Sena önce buna da bir yakından bakalım. Evet sevgili Kırmızı Garaj, bugün hava çok soğuk ama Kırmızı Garaj'dan sevgili Alpay'a da çok teşekkür ediyorum. Harika sweatshirtler yapıyorsun. Başarılarının devamını diliyorum Alpay. Sena önce'nin bir de kamerası var. Bu aslına bakarsanız bir action cam ama bence bir motosiklet sürücüsü için çok önemli özellikleri barındırıyor. Sıradan bir action cam'de açmak, kapatmak, kayda girmek, Sony'yi anlatmıştık. Müthiş, çok güzel bir kamera. Harika bir kullanım alanları var. Ama bu birazcık daha farklı. Ama farklı derken daha iyi, daha kötü bilemem. Ona siz karar vereceksiniz. Neye ihtiyacınız var, nasıl çekmek istiyorsunuz? Bunun artıları var. Bunun artılarını söyleyeyim. Sene önce intercom Bluetooth cihazı olmakla beraber avantajı kameranın olması ama bu kameranın şöyle bir özelliği var. Kaskınızda bağladınız. Bunun video tag mode diye bir modu var. Video tag mode. Bu moddayken kamera geziyorsunuz. Çok güzel bir yerden geçtiniz. Hay Allah, tuh kaçırdım diyoruz ya. Veya ben genellikle bunu söylüyorum. Çünkü tam oraya geçerken kamerayı aç, kameranın record butonuna bas. O esnada orası geçmiş oluyor. Bazen böyle hatta kafamı çevirip son dakikada bir şeyler yakalamaya çalışıyorum. Kayıt düğmesine bastığınız andan itibaren o anın bir dakika öncesi, evet bir dakika öncesi, bastığınız andan itibaren bir dakika sonrası ve ondan sonra ilave bir dakika daha, sonra da kendisini kapatıyor. Yani o kaçırdım dediğiniz anda bastığınızda bu kamera aslında kaçırmamış oluyorsunuz. Çünkü aynı zamanda bu bir zaman makinesi, bir dakika öncesine geri gidebiliyor. Tabii şaka bir yana bu güzel bir özellik. Bir dakikalık bölümler kaydediyor, siliyor, kaydediyor, siliyor, kaydediyor, siliyor. Siz ne zaman ki record tuşuna bastınız, kaydedilmiş o bir dakikalık bölümü saklı tutuyor. Akabindeki takip eden 2 dakikayı da üzerine kaydediyor. Ondan sonra kamerayı tekrar kapatıyor. Bu çok güzel bir şey. Çünkü eve geldiğinizde tonlarca video malzemesi, onlarca saat çekimler ayıklamak çok zor. Ama video tek modda geziye çıktığınızda, bastığınızda o an 3 dakikalık çok güzel bir görüntünüz var. Eve geldiniz, onun 1-1,5 dakikasını kullanarak bir ufak bir klip haline dönüştürürüz. Bu şekilde seyahatinizin bütün kliplerini toparladınız ve harika bir video hazırladınız. En azından hiçbir şey kaçırmadan her şeyi Sena önce halletmiş oldu. Bir de yine çok iyi bir özellik, motosiklet için üretilmiş olan bir kamerada olması gereken bir özellik, o da loop recording. Yani günlük ulaşım esnasında trafikte karşılaştığınız bir takım problemler, zorluklar olabilir. O anda elinizde bir delil olması gerekir. Sena önce loop recording moddayken bastığınızda isteğinize bağlı olarak 3 dakikalık veyahut da 5 dakikalık video klipler çekiyor. Eyvah, hafıza kartım doldu. Yeniden onu boşaltıp silip yeni hafıza... Hayır, öyle bir şey yok. Loop recording'de 3'er dakikalık videoları kaydediyor. Hafıza kartım mı doldu? En başta kaydettiğini siliyor, onun üzerine yeniden kaydediyor. Böylece gün içerisinde, trafiğin içerisinde seyir halindeyken zor bir durumla karşılaştığında elinde mutlaka Sena önceğin içerisinde ilgili görüntüler olmuş oluyor. Böyle bir güzel özelliği var. Ancak her iyi, güzel özelliğinin tabii bir de dezavantajı var. O da şarj süresi. Sena önceye eğer kamera açık, intercom, bluetooth, müzik falan da dinliyorsanız
yarım günü zor ediyor. Fakat bunun için mesela güzel güzel mi değil mi bilmiyorum tartışılır. Ancak sürüş esnasında şarj etme, kullanırken daha doğrusu şarj etme özelliğini eklemiş. Bir kabloyla bir powerbank'e bağladığınızda bu aynı anda şarj olurken de bu özellikleri kullanmaya devam ediyorsunuz. Veya doğrudan varsa motosikletiniz akü çıkışı bir kabloyla oraya bağlayarak da bunu sonsuz sürede kullanabiliyorsunuz. Sena 10C'nin bütün intercom cihazlarında hemen hemen çoğunda radyo, müzik dinleme, navigasyona bağlanma, cep telefonu bağlanma ve farklı başka marka model intercom cihazlarıyla görüşme gibi özellikleri bütün intercom cihazlarında var. Scala Pack Talk Rider'ın grup sürüşleri için çok çok ideal olduğunu vurgulamak istiyorum. Bunun kamera özelliğinin değerlendirilebilir olduğunu düşünüyorum. Seçim size kalmış. Çok güzel intercom cihazlar var piyasada. Çok kaliteli ürünler var piyasada. Ama benim favorim bu ikisi. Ve hatta yine eğitmenler için, motosiklet eğitmenler için birebir eğitimlerde kullanabilecekleri güzel bir kayıt cihazı. Neden? Onu söylemeye tut, hemen ilave edelim. Bu video kayıt modundayken eğer siz o esnada konuşursanız o konuşmaları da o videonun üzerine kaydediyor. Yani önünüzde bir sürücü var, eğitmensiniz, bir şeyler anlattınız, o sürüş esnasında geri bildirimde bulundunuz, feedback yaptınız, o konuştuğunuz her şey o videonun görüntünün içerisine kaydoluyor. Dolayısıyla sonradan bir edit yapmaya gerek kalmadan eğitim alan katılımcıya bu görüntüyü verebiliyorsunuz. O da bunu izleyerek kendi sürüşünü geliştirebiliyor. Da video vloggersınız, dolaşıyorsunuz, oraya sağa sola bakıp konuşmayı seviyorsunuz, videolar benim gibi yapmayı seviyorsunuz. O zaman yine videolog için mükemmel bir seçim. Tümer Gündem, Tam Gaz Motosiklet Televizyonu. Bu haftalık da bu kadar. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.